bir bonfile, bir Napoliten spagetti, bir peşmelba, bir de karışık salata istiyorum. Ben balık istiyorum ama bol bol mayonezli olsun. Sonra bol bir salata, sonra da sufle şokolata, tamam. Aha, yaz yavrum. Sen onu yiyeceksin. Fırsta öbürü, etli 90, 90, 90, 180. Bir bonfile, bir balık mayonezli, bir spagetti, bir de salata. Güzelim, sen ne yiyeceksin? 180, 220. Yahu ne yiyeceksin diyorum. Ben pek acıkmadım. Sen de söyle bir şey. Peki, B'ye bir maden suyu. Ay, sağ ol, sağ ol. Kesene bereket versin. Ben de sana aynı şeyi soracaktım. Sende yok mu? Yaptık mı, ne yapacağız? Biz gitsek artık, çok geciktik. Evet, kalkalım artık. Peki, peki efendim. Bye bye! Güle güle. Hoşçakalın. Bundan idare et. Ne kadar güzel köpek ısırır mı? O değil ama içerideki falan ısırabilir. Ceketini süveteriniz mi oldu? Ben atletim ya, hava çok sıcak. Çıkaydım, antrenman yapıyorum. Demedim mi atletim? Allah'a ısmarladık. Güle güle. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Hoşçakal. Güle güle. Hoş, hoş, hoş. Oh. Ne yaptın ceketi? Saat hesabı ödemeye kâfi gelmedi. Doğru dürüst bir tek ceketim vardı, sayende ondan dolduk. Ahu gibi güzel bir kız için bir ceketin lafı mı olur? Ah tabii, giden benim ceket olunca lafı olmaz. Ne yapalım yani? Benim de saatim gitti bak. Kabahat senin, yemek yerine su ısmarlasaydın. Hadi hadi. Neyse, olan oldu. Şimdi yazıhaneye gidelim, belki patrondan biraz para koparırız ha? Hadi yürü yürü! Merhaba millet! Merhaba! Merhaba! Patron gelmedi mi Feyzi Bey? Yemekten dönmedi. Bekle. Para isteyecekseniz hiç beklemeyin. Neden? Sabah size ateş püskürüyordu. Eskizleri pazartesi getirecektiniz. Bugün perşembe. Bu akşam tamam Feyzi abicim. Hem istediğimiz mühim bir para değil. Sen bize avans hesabından bir 500 lira verir. 10 para veremem. Emir var. Hocam. Peki 250 olur. Olmaz. Canım o kadar kredimiz yok mu? 100 lira olsun peki. Veremem. Peki 50 lira olsun ver. Metalik çalışmaz. 10 lira istesen yok. Önce eskizleri getirin. Peki bir sigara alabilir miyim? Alamazsın. Feyzi Bey, avansa mahsubu ben saatin kaç olduğunu söyleyebilir misiniz? Söylemem. Hürmetlerimi sunarım Feyzi Bey. Ben de. Akşama ne yiyeceğiz? Bilmem. Bakkal Zühtü bize kredi açar. Buraya kadar borçluyuz ona. Ne olsun, sen onu kafeslersin. Neden sen gidip söylemiyorsun? Sen daha iyi becerirsin. Şöyle biraz kaşar, biraz pastırma, bir ufak şarakı, biraz da turşu al. Ha ya, dünyada vermez abi. Ya o 40 yılda bir işimiz düştü. Ama mesele yaptın be, hadi yürü. Ne haber? İçse mi? İçmiş iyi. Oh.
Bir şey mi dedin? Yok bir şey abi. Açlıktan karnım guruluyor. Benimki guruldadı guruldadı sustu. Aman sakın makarnayı yemeye kalkma. Daha işimiz var, başka makarna da yok. Tamam, çekiyorum. Ne düşündüm biliyor musun? Onları pikniğe davet edelim. Bana bak, bir tek yün ceketim kaldı, ona da göz dikme. Canım, piknik dediğin kaç paralık iş yani? Aman bırak Allah aşkına. Aman sen de ver. Unutmayın, bugün bana da para vereceksiniz. Ödedi onu. Bana tam 500 lira borcunuz var. Pazartesi alırsın. Bugün istiyorum. 700 liraya bir çizme gördüm, onu alacağım. 200 liram var, 500 de sen vereceksin. Dur, şimdi senin 200 liran mı var? Evet. Ver bakayım şu 200 lirayı bana. Aa şey ama... Ver canım, ver, aksilik etme, aksilik etme. Pazartesiye ben sana tam 1000 lira vereceğim. Bana... Uzatma canım, uzatma işi, uzatma. 500 alacağın yok mu? Evet. 200 de bu, eder mi 700? Ben sana pazartesi günü tam 1000 lira vereceğim hayatım. Hadi uzatma işi, uzatma bakayım. Hadi güle güle. Güle güle canım. Ne düşünüyorsun? Edizi. Bir görüşte aşık mı oldun yoksa? Yok. Ama hoşlanıyorum ondan. Ah, sen de amma şıp sevdisin kardeş. Numarayı bırak şimdi. Yemekte neredeyse Bülent'in ağzına giriyordun. Kim, ben mi? Hiç de değil. Hem yemeğe gitmek benim fikrim değil, senin fikrindi. Ama zevkten dört köşe olmuştun, ne haber? Aman, seninle de hiç konuşulmuyor ya. Tam. Ne oluyor? Ne mi oluyor? Şey yapıyoruz, jimnastik halacım. Ne kokuyor burası? Ben koku falan bilmiyorum. Yine sigara mı içtiniz yoksa? Aa, daha neler? Bunu da nereden çıkardın halacım? Duman üstünde. Hop. Evet. Ay! Ne dikkatsiz kızsın be! Ama abla! Daha geçen hafta Paris'ten getirtmiştim. Ne? Paris mi? Yani turistlerle getirtmiştim de. Aa, turistlerle ha? Ne var şaşacak yani? Dünyanın parası eder bu elbise. Yani sen... Sen nereden buluyorsun bu kadar parayı? Ha, tabii ki babam... Ben... Nereden parası olacak babamın? Tabii ki çalışıyoruz. Nerede? Orada, burada. Aa, estağfurullah, o nasıl laf ya? İşte yani... Rehberiz canım, turist rehberi. Yani... Seyyahları gezdiriyoruz. İyi iş, çok paralı. Üstelik de çok hediye veriyorlar. Değil mi kardeşim? Yani mesela... Şu rıhtımdaki transatlantik... Onlarda mı siz gezdiriyorsunuz? Aa, tabii! Mesela yarın! Yarın iş aldık, üniversiteyi asacağız. Bize bir grup verdiler, ne tatlı değil mi? Ben öksüzüm, anlamam abi. Bakma, arkamızdalar. Şurada bir grup var. Rehbersiz misiniz? Evet. Şunları biz gezdirsek. Ne münasebet abla? Korkmayın, İngilizce biliyoruz. Olmaz öyle şey abla. Biraz daha ver, hadi. Bir dakika. 500 daha. Ama ablacığım... Ver, durma. Aman dur be, 200 daha. Oldu, Allah bereket versin. Hey, bunlar sahiden rehber be! Ladies and gentlemen, let's go! Nereye gideceğiz? Hamama ablacığım! Hamama gidecekmişiz! Hamama mı? İnanmışlardır artık, değil mi? Tabii! Artık gitsek burada! Ne dersin, hamama kadar girecek değiller ya! Ay, bayılacağım size! Anne! Ya
Nereye arkadaş? Birine bakacaktık da. Kapalıyık buldum, turistlere kiraladım. Abicim ya, biz bir tatlı dökünüceğiz ya, bitlendik. Kese bile olmayacağız. Hadi gel abicim. Arkadaş, nereye gidiyorsun canım? Aa, işte orada da. Ne diyeceğim? Dinleme. Ama çok mühim bir şey söyleyeceğim. Of. Peki söyle, ne diyeceksin? Ben... Ben sana ben... Beni dinlemen lazım. Dinleyemem. Rezil ettin beni. Belki rezil ettim. Ama kıskandım. Bir erkek evleneceği kızı kıskanır. Onun için kavga da eder, canını da verir. Ne? Evlenmek mi? İşte o söyledi. Ben de bunu diyecektim. Ne? Yani benimle evlenmek mi istiyorsun? Ne düşünüyorsun? Ahuyu. Abi be. Ben fena tutuldum ya. Ben de. Hiç gözümün önünden gitmiyor. Nereye baksam Gülşen'i görüyorum. Ona evlenme teklif ettim. Senin sayende ben de ettim. Vallahi mi? Vallahi billahi. Ediz bana evlenme teklif etti. Bülent de bana. Ne yapacağız? Hiç. Ne yapacağız? Evleneceğiz. Abi be, ne yapacağız? Bilmem, düşünüyorum. Ne olur, evlenelim be abi. Şöyle güzel bir düğün yaparız. Düğün mü yaparız? Neyle ulan? Güzel bir düğün yaparız. Düğün mü yaparız? Babamı unutuyorsun galiba. Bir duyarsa, kıtır kıtır keser bizi vallahi. İşte bütün paramız bu 100 lira. Ne yapacağız şimdi be abi? Ne bileyim ben. Allah büyüktür be abi. Evet, büyüktür ama biz küçüğüz. Ya 100 liramız var ya, evlenelim gitsin be! Delirdin mi sen? 100 lirayla evlenilir mi? Bir kere paraları yok. Dünyada bizi babam onlara vermez. Doğru. Önce babamı razı etmek lazım. Ama nasıl? Abi be, patrondan avans istesek? Tam isteyecek adamı buldun. Dünyada vermez. Vermez değil mi? Vermez. Çünkü bir kere adamın işini tamamlamadık. Tamamlayalım be abicim. Götürürsek para alırız. Ha, ne dersin? Bir deneyelim. Hop! Bırak yahu, zaten içinde sigara kalmadı. Abicim, ben modele haber veriyorum. Ne yaparsan yap, bana ne? Olmaz Tarık Bey, olmaz. Hacı Saffet Beyefendi gibi muhafazakar prensip sahibi bir adam... ...mallarını çıplak kadın teşhir ederek satmanıza razı olmaz. Haklısınız. Yalnız ben düşündüm ki... Eğer firmamızın reklamını bu resimlerle yapacaksanız vazgeçin efendim, vazgeçin!
Ama afişler basıldı bile. Hepsini ihbar edersiniz efendim. Maalesef bu imkansız. Çünkü bütün bölgelere dağıtıldı. Ne? Dağıtıldı mı? Patron içeride mi? Evet, Hacı Saffet'in müdürüyle görüşüyor. Güzel. Demek tam vaktinde gelmişiz. Hezbeciğim, patron biraz sonra bize 5.000 lira vermenizi emredecek. Paralar 500'lük olsun. Kabilse yenilerinden seçiverin. 5.000 lira ha? Ne oluyor kuzum? Birazdan görürsün yavrum. Ha? Acaba öğle yemeğini bizden yer misin? Bu bir davettir. Sizin yerinizde olsam önce paraları alır, sonra ziyafet çekerdim. Fakat Sedat Beyciğim, Allah aşkına himmet edin. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Hacı Saffet Beyefendi bugün yarın İstanbul'a geliyor. Şu çıplak resimler yüzünden anlaşmanızı feshedecektir. Senede 5 milyonluk bir işi kaybedeceksiniz, ettiniz bile. Aman beyefendisi! Eğer biz içerideyken kahveci uğrarsa, 2 şekerli kahve söyleyiver, içeri getirsin ha? Ümit yok Tarık Beyciğim, hiç ümit yok, müsaadenizle. Güle güle efendim. Of. Abi, senin bir şeye mi canın sıkıldı? Yo, niye canım sıkılsın? Sayenizde her şey o kadar iyi gidiyor ki! Estağfurullah! Hacı Saffet Bey için hazırladığımız sanat eserini görün bakalım. Nasıl? Nasıl? Fıstık gibi değil mi, ne haber? Ya, kızın üzerindeki don fazla gelmiş! Oldu olacak onu da koymasaydınız bari, he? Evet, düşündüm ama isterseniz çıkartırız kolay. Soyalım. Tabii. Defolun! 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 Allah cezanızı versin, defolun! Sizin sekse dayanan modern reklam anlayışınız yüzünden en iyi müşterimi kaybettim. Olur mu lan? Onun gibi muhafazakar bir adama böyle anadan doğma resimlerle reklam yapılır mı? Bugün yarın İstanbul'a geliyor Hacı Bey. Niçin geliyor abi? Hiç, maç seyredecekmiş. Anlaşmayı feshedecek lan! Anlaşmayı feshedecek! Aa, şaştım buna doğrusu. Hayret! Bu anlaşmanın bozulması, füze reklamın batması, kapanması demektir. Tabii bu durumda sizin gibi büyük sanatçılara da ihtiyacım kalmıyor. Defolun! Defolun be! Bak, başka eskizler de var. Belki onları beğenirsin. Defolun lan! Defolun! Şimdi alırım ayağımın altına! Defolun be! Paraların hepsi 500'lük mu olacak demiştiniz? Acaba size çek versem kabul eder misiniz? Kimsenin sanattan anladığı yok ki! Yemeğe götürecek misiniz beni, hazırlanayım mı? Biraz bekleyin isterseniz, kahvelerinizi söyledim, neredeyse gelir! Abi be, pek anlayamadım, yani kovulduk mu şimdi biz? Yok canım, bunu da nereden çıkardın? Biz olmadan işlerini yürütemez ki, nasıl kovabilir bizi, söylesene! Tabii, kovabilir mi hiç? Ama biraz kaba davrandı gibi geldi bana. Bu sabah biraz sinirliydi galiba ondan. Olabilir canım, hepimiz insanız, hoş görmek lazım. Abi be, ne yapacağız şimdi? Yeni bir iş arasak mı? Hayır! O milyoner müşteri Hacı Saffet Bey'i arayacağız. Anlayamadım. Oğlum, bak, bizim patronun derdi şu para babası Hacı Saffet'e şu anlaşmayı imzalatmak değil mi? Evet. İşte biz de bu işi yapacağız. Hacı Saffet Bey İstanbul'a geliyor. Onu bulup ağzından gireceğiz, burnundan çıkacağız ve anlaşmayı imzalatacağız. Arkadaşlar, beyefendi kumaşları, yurdumuza hayırlı, uğurlu, uğurlu ve kademli olsun! Alkışlayın! Bu kadar! Beyefendi kumaşların afişleriyle bütün sokakları donattık ağam. İyi, görelim bakalım! Allah! Yandım Allah! Allah! Aman Allah!
Allah! Aman Allah! Kefaleler! Hoş geldin Hacı Bey! Gördün mü bizim şirketin afişlerini? Ay, bütün duvarları kaplamışlar o çıplak avratlarla! Gördüm de yerin dibine geçtim! Benim gibi adama yapılır mı bu? Aha. Derhal İstanbul'a gidip canlarını okuyacağım! Yahu şu Aşif diye bak! Adeta anadan doğma! Ahlak kalmadı, ahlak! Öyle deme Hacı Bey! Bizim de kızlarımız var! Allah'a şükür benim kızlarım namuslu! Öyle! Halalarının dizleri dibinden ayrılmaz elbette, onlar! Elbette! Hah, oluyor, oluyor! Biraz da şurama yap! Ha? Tamam, bu kadar yeter! Çok güzel oldu! Aa, ne yapıyorsun be? Ağır hastaların yüzü telli olur! Çıkar ağzından şu çikleti! Neden be? Ölüyorsun kızım, ölüyorsun! Allah! Allah! Emma, ne oluyor? Allah'ın cezası! Koş yetmiş ana bela git düşen kendine! Ne? Hoppala! Ay ölüyorum! Ay ölüyorum! Baba anne bir şey yok, ne oldu böyle birdenbire? Ne oluyor? Ha, ne oluyor? Neredeyse ölecek, yüzünü al bak! Hadi ağzından yel alsın! Ay! Ay ben çok fenayım anacım, ölüyorum! Ne olmuş buna böyle? Kardeşim ölecek anacım! Allah esirgesin! Ay çok fenayım, her tarafım ağrıyor, öleceğim galiba! Hemen telefon etmek lazım! Ne var? Ne o? Hiç. Alo? Doçent doktor Ali Rıza Can Kurtaran'ı istiyorum. Ne doktoru kardeş? Burası bakkal dükkanı be. Ver o telefonu bana. Alo? Evet, benim ben. Doktor Beyci, kardeşim çok çok hasta. Ölüm halinde. Lütfen hemen gel. Ne oluyorsun kız? Fena. Çok fena. Neyi var doktor bey oğlum? Tahmin ettiğim gibi, tipik bir interofamiliyare kızamık vakası. Kızamıksa ziyanı yok. Bir losa şerbeti kaynatırız, çabucak döker, kurtulur. Bakın size tembih ediyorum, alanız bu odaya hiç girmeyecek. Hatta bu kata bile çıkmayacak. Bundan siz sorumlusunuz. Yoksa ölür, vicdan azabı çekersiniz, tamam mı? Vallahi girmem! O kadarlı olmaz! Büyük yemin et girmeyeceğim! Evet! Ayol girmem dedin ya! Kur'an'ı öpsün! Kur'an'ı öpsün! Hay Allah ya Rabbi! Öpünüz efendim! Asistanım ilaçları alıp getirsin. Ben eczaneyi göstereyim. Hadi halacığım çıkalım. Hayatımda senin kadar yalancı bir doktor görmedim. Ben de senin kadar yalancı bir hasta görmedim. Neydi? Neydi hastalığı? Introfamiliyel kızamık. Çok sari ve tehlikelidir. Ama bir de reçete yazdı. Evet, bir kutu aspirin, iki pakette karbonat. Gel öyle oğlum, gel bakayım. Bu köpek de beni bir türlü sevmedi gitti. Anladırma, alışır, korkacak bir şey yok. Hadi gel. Buraya kadar işler yolunda gitti. Şu yaptığımız işe bak, biz deliyiz biliyor musun? Bunun başka bir adı daha vardır. Bazıları aşk derler buna. Bak bakalım, beğenecek misin? Pek ahım şahım bir şey değil ama. Şimdiye kadar aldığım en değerli hediye. Onu bu gece merasimle ben takacağım parmağına. Nasıl, beğendin mi? Hem de çok beğendim. Öyle pahalı bir şey değil ama. Olsun, aşkımızın sembolü o. Asıl değer orada. Ne yapıyorsunuz bakayım? Hiç, gözüne bir şey kaçmış da onu kaçırıyordum. Yani çıkarıyordum, dur bakayım. Neydi ilaçlar? İlaçlar, evet.
İlaçlar burada. Yemeklerden evvel birer kaşık aspirin. Yemeklerden sonra birer kaşık karbonat. Sonra yemeklerden evvel yine birer kaşık aspirin. Eğer karıştırırsan birbirine geberirsin. Bir dakika. Geldi mi ilaçlar? Evet doktor bey, ilaçların nasıl güzel kullanacağını tarif ediyordum. Güzel. Biz gidiyoruz efendim. Sakın unutmayın, hastanın odasına ve üst kata çıkmak yok. Allah korusun, bir mikrop alırsanız ölüverirsiniz. Geçmiş olsun efendim. Teşekkür ederim evladım. Ay, viziteniz. Aman efendim, ben para almam, Allah'a ısmarladık. Ben alayım efendim. Profesör paraya hiç el sürmez. İyi akşamlar. Kur'an nerede? Astım, astım! Oh. Ha, hadi! Ha. Öyle kızgın kızgın bakma abi, kızamık olmuş. Vallahi benim hiç günahım yok. Her çocuk olur. Hı? Ama bu küçükken de kızamık olmuştu. Ne vardı yemin edecek kas kafalı? Kas kafalı! Öküz kafalı! Oho! Kız ahu! Ahu! Kız ahu! Gülşen! Allah'ım nereden verdi bu canavarları benim başıma? Ahu! Hadi Gülşen hasta sen gelsene! Ahu! Ahu! Alo? Adana mı? Beyce! Lan beyce! Abici! Buyur abici! Evet abici! Çalışıyorlar abici! Yukarıdalar abici! Ellerinden öperler abici! Sağlığına duacıyız abici! Ben de abici! Yo! Vallahi turup gibiler! Saatleri yerinde, korkma korkma! Benden habersiz bu evde sinek bile uçmaz! Tabii! Ne? Geliyor musun? Evet, geliyorum. Ona göre hazırlığını yaparsın. Yok yok, bırak uyusunlar. Geç vakte kadar ders çalışıp yorulmuşlardır. Hadi eyvallah. Baysın abiciğim. Hadi biz gidelim. Ölüm yok biraz daha kalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay, elini salla. Güle güle. Bay bay. Bay bay, canavar geliyor. Ne oluyor? Karabaş! Karabaş! Gülşen! Aa! Buyur halacığım, buyur halacığım! Koş, koş, gel getir! Boyun bozun değilsin inşallah, neredesiniz? Neredesiniz? Uyuyorduk halacığım, uyuyorduk halacığım! Bu elbiseyle mi? Ay, giyiniyorduk halacığım, giyiniyorduk halacığım! Hani sen hastaydın, ölüyordun ya! İyileştim artık halacığım benim! Değil
mi kardeşim? Ya tabii. Şimdi köpeklerin başında iki okka ekmek doğrayıp yemeğime kefaretini vereyim, görürsünüz siz. Ne günah! Allah'tan kork, çarpılırsın vallahi. Günah, günah! Hem Allah'ıma şükürler olsun, yarından itibaren teslim ediyorum sizi. Teslim mi? Kime? Kim olacak? Babanızı! Babanız! Vay Hacı Saffet Bey! Ooo, merhaba Melahat Hanım! Bırak şimdi kibarlığı, şıngırdak Melahat desene! Görüşmeyeli ne kadar oldu değil mi? Yalnız mısın? Yalnızım ya! Oturabilir miyim? Elbette tabii! Vay koca Hacı Bey vay! Ne günlerdi o günler değil mi? Karın mı? Karın mı? Nerede? Hala karından ödün patlıyor galiba. Ne kadınsın be! Bırak yahu şimdi, şakası bile kötü. Hani seni davet edecektim de, gelecek cesaretin var mı diye soracaktım. Elbette geliriz anam. Biz erkeğiz evvelallah. Karım Adana'da kaldı ya. Yaşa be! Bu akşam bekliyorum. Ya, tabii. Gene eski alemleri ya, yaşayacağız desene. Çay içer miydiniz? Çayı ne yapacağım? Konyak monyak gibi içecek bir şeyler yok mu burada? Buluruz anam, buluruz. Sen emret. Kafar! Oğlum Sadık! Buyur ağam! Hay Allah! Şoför! Geldi! Ulan şoför! Geldi! Buyur ağam! Bak, hanımefendi konyak istiyor! Ağam nereden bulur konyağı? Ne laf bu be! Git uçan kantinden bir kasa al! Baş üstüne! Hadi baş baş! Baş üstüne! Abi, tamam abi, Hacı Saffet Bey bu otele geliyor, odası ayrılmış ya! Ben gidiyorum. Hadi güle güle, nereye ne? Nereye mi buraya, saniye? Patrondan biraz para çarpmaya. Bakarsın Hacı Bey'i yemeğe falan götürmek icap eder. Bu arada gözünü dört açığa, Hacı Bey gelir gelmez yapışacaksın. Ben dönene kadar onu oyala, hadi yavrum, hadi aslansın tamam sen! Tamam abi, tamam, aptal aslan. Ya istediğim alt tarafı 500 lira be! 10 para vermem! Bak, düşün! Koca füze reklamın temsilcisiyim. Anlaşmayı imzalatmak için Hacı Saffet Bey'i yemeğe götürecek 10 param yok! Anlaşmayı imzalayacağın ya malum? Yahu ver bir 500 lira, işi olmuş say! Ulan bu benden kopardığın son 500 olacak! Ben şimdi bu valizleri alıp otele gideceksin. Ağam sen gelmiyor musun? Yok, uçakta aklıma geldi. Almanya'da ufak bir işim var. Şimdi ben başka bir uçağa atlayıp Almanya'ya gidiyorum. Hemen şimdi! Ne demek hemen şimdi, hemen şimdi ya! Yoksa bir itirazın mı var? Yok yok, estağfurullah! Allah'ım sen bilirsin! Valizi otele bırak, odamı tutsunlar! Ben 3-4 gün sonra otele geleceğim, hadi! Söyledik ya, daha ne bekliyorsun, hadi yallah! İyi peki! Allah'ım sen bilirsin! Buyurun efendim! Arabadan Hacı Saffet Bey'in valizlerini alıp derhal odasına çıkartın! Arabadan Hacı Saffet Bey'in valizlerini alıp odasına çıkarın! Hacı Saffet Bey efendimiz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz! Muhterem efendimiz, sizi güzel İstanbul'umuzda görmek nihayet bizlere kısmet oldu! Sizleri birine benzettiniz galiba! Aa, siz kimselere benzemezsiniz efendim! Sizi tanımamaya imkan var mı efendim? Hayır olmaz, biraz ayıp olmuyor mu? Sabahtan beri yolunuzu gözlüyorum. Hem de şundan bir dakika ayrılmadan. Bir dakika bile ayrılmadan. Evet tamam, ben masum. Rica ederim, bu akşam bizim misafirimizsiniz. Sizinle beraber gezmek, eğlenmek bizim için büyük bir zevk olacak efendim. Gezelim, gezelim. Buyurun, gezelim. Senin şu bıyıklarına bayılıyorum Hacı Bey. Erkek dediğin böyle olur. Oynama şimdilik, oynama. Oynarım Hacı Bey. Sen bu gece her şeyinle benimsin. Bıyığından kulaklarına kadar. Daha bu gece neler olacak, neler olacak! Ya buyurun beyefendi, buyurun! Buyurun, şöyle geçin de, şöyle oturun lütfen! Bir rica ederim, önce siz oturun! Aman efendim, olur mu öyle şey, haddiniz mi? Garson! Hacı Bey, Hacı Bey, ağır ol, hızlı dur bakalım! Ne olmuş yani?
Elin biraz adres şaşırdı. Onu başka yere koyamaz mısın? Koyarım. Koyarım ama kızarsın hanım. Allah! Beyefendiciğim, itiraf edeyim ki davetimizi kabul etmekle göstermiş olduğunuz alçak gönüllülük bizi son derece şaşırttı. Sizin gibi bir milyoner kalksın da bizim gibi mütevazi iki delikanlının davetini kabul etsin. Yahu beyler, siz beni birine benzetiyorsunuz gibi geliyor bana. Aman efendim, milyoner Hacı Saffet Bey kimseye benzemez. Kim? Hacı Saffet Bey mi? Yahu ben o değilim ki. Ben onun şoförüyüm. Peki, Hacı Saffet Bey nerede? Avrupa'ya gitti, bir hafta sonra gelecek. Hadi kalk, kalk! Hadi kalk! Nereye gidiyoruz ağam? Sana bir de ziyafet çekecek değiliz ya, ayı olayı. Nineye bak be! Hadi! Beni sanat çağırıyor Hacı Beyciğim. Bir şarkı söyler, hemen dönerim. Aman geç kalma. Ağır ol bakalım. En masasına çöreklendiğin o post büyüklü ihtiyara benzemem. Bir şarttın mı, bir de yerden gelsin, anladın mı? Kime dedin o lafı? O post bıyıklı ihtiyar ben miyim? Otur oturduğun yerde moruk. Kaşınma, kumar etmeye kalkarsam dayanamazsın sonra. Vay düdük makarnası vay! Lan üç kişi bir araya gelince kabadayı mı sanıyorsunuz kendinizi, ha? Sana ne oluyor lan, laf makineyi? Ana bak, benim ölüm sizin gibi her gelelere yeter be! Allah! Aferin, iyi vuruyor be baba! Bak abi, herime bak, arkadan vurdu ya! Vay kalleş vay, yürü lan! Gel. Ulan bak it oğlu ite moruk diyor bana. Boş ver sen ona, sende daha çok iş var be baba. O ne tokattı o be! İyi sopa attık ama heriflere, değil mi ya? Amma dövdük herifleri be bey baba, uff! Moruk senin baban lan it oğlu ite. Bey baba, burada yolumuz ayrılıyor, biz eve gidiyoruz. Ya yolumuz ayrılıyor ya. Demek ayrılıyor. Demek beni bırakıyorsun. Ne yapalım? Bey baba. Ne yapalım? Hadi. Ben de giderim. Hadi güle güle. Hop 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 bey, kalanma bey baba. Nereye gideceksin sen? Sen eve. Elbet gidecek bir yer. Bulurum bozulma, bozulma be baba, gel hadi, gel, gel be sen. Moruk senin babanı it ol. Uyan be abi, uyan kapıcı. Ben kim oluyorum ki sizin evinizde? Anlıyorum. Evet, uydum, uydum. Görüşsen. Görüşsen. Halam Adana'ya telefon etmiş, babam geliyormuş. Gelirse ne çıkar? Deli misin sen, onu atlatmak imkansız. Dünyada evden çıkaramayız. Yani buluşmayacak mıyız? Ne buluşması? Kapıdan bile baktırmaz. Bir şüphelenirse keser bizi. Nedir bu horultu? Boş ver, bizim bey baba uyuyor. Bey baba da kim? Garibanın biri. Dün gece sokakta bulduk. Çok sarhoştu, gidecek yeri de yoktu. Siz de içeri aldınız öyle mi? Ay nerede, nerede? İçeride, içeride. Canım bırakın şimdi siz bey babayı, birazdan uyanır gider o. Biz işimize bakalım canım, işimize. Hadi al şu ceketini de çıkalım biraz. Çok siz gidin, biz geliyoruz, hadi geliyoruz, geliyoruz, hadi 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 hadi. Ne olacak bey baba? Belki parası da yoktur. Kaç para var sende? 40. 70 de bende var, sen ver o 40'ı bana. Ver, ver, ver. (Gülüyor)
odada motor çalışıyor zannettim. Bey baba değil mi? Akşamki halini görecektin. Böyle tayyare gibi uçuyordu. Nerede buldunuz onu? Barda. Barda mı? Yani o bardan çıkıyordu, biz eve gidiyorduk, yolda rastlaştık. Ve sonra eve aldınız değil mi? Yok canım, bak anlatayım, o bardan çıkıyordu, biz bara gidiyorduk. Bardan yani orada yolda... Serseri ne olacak? Bak bak, şu nimet satsın ki, ölümü öpeyim ki, adam çıkıyordu, biz gördük. Sen olsan ne yaparsın? Zavallının bütün parasını almışlar. Gidecek yeri yok. Üstelik iyice sarhoş. Hı. Ama Allah için o vardı adam ha. Parasını keyfi için yemesini biliyor. Ediz yok mu? Evde yoklar. Yoklar mı? Bugün iş var demişlerdi. Biz de çalışmaya geldik. Amma iş ha! Hem çağır hem yok ol. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Gideceğiz. Oo, ne diye gideceksiniz? Neredeyse gelirler. Hem onlar yoksa ben varım. Siz kimsiniz? Ben mi? Ben onların yabancısı değil. Yoksa Ediz'in babası mısınız siz? Ha? Tamam, bak nasıl da bildin. Tabii, babaları sayılırım. Nasıl? Yakışıyor mu? Çok. Yazık ki onu evde takamıyorum. Halam bir görürse kıyameti koparır. Halbuki onu sol elime takmak ve hiç kimseden korkmadan taşımak isterdim. Gülşen, sana bir itirafta bulunacağım. Bülent'le biz öyle çok zengin sayılmayız. Aa, teessüf ederim. Bak bu sırrı açıklamayacaktın işte. Olsun. Para o kadar önemli değil ki. Değil tabii. Evet, belki önemli değil ama gene de lazım. Kaderimiz Adanalı bir para babasına bağlı. Oh, o ayıya bir imza attırabilsem. Hangi ayıya? Kalın bir ayıya. Bugün yarın İstanbul'da olacak. Herife bizim şirketin anlaşmasını imzalattık mı tamamdır. Aman eşek herif! İmzalasa ne çıkar yani? Ya imzalatamazsanız? İşte o zaman Allah acısın bize. Yeni bir iş aramak zorunda kaldık demektir. Daha durağa gelmedi. Başlar şimdi senin durağından. Kızları benden gidiyor ayım, dur sana. Ama söylüyorum, şoföre sen de olup dur sana. Dur sana ayım. Allah Allah. Dur diyorum. Onun tek meselesi yolu benim üstümden. Dur sana ayım. Dur ayım. İşte böyle hayat o kadar güzel. Çekil! Adil edin beni! Adil edin! Ah! Gömlek gitti! Ya!
doktor. Benim de bademciklerime baktı. Hepsini babanıza anlatır da görürsünüz siz. Ne? Babama anlatacak mısın? Hala bunu yapamazsın. Öyle bir yaparım ki. Yapamazmışım. Ah, kilitledi. Ne yapacağız şimdi? Ne bileyim ben. Babama anlatırsa yandık. Hiç şüphen olmasın, bizi keser. Yaşayın be kızlar, yaşayın! Çok yaşayın! Arun kızlar! Ya ne oluyor burada? Ah işte bizim aslanlar da geldiler. Ne arıyorsunuz siz burada? Aa şuna bak, bir de kafa tutuyor. Siz çağırmadınız mı? Ya, tabii siz çağırmadınız mı? Çağırdık ama kafayı çekip göbek atmak için değil. Yahu ne istiyorsunuz kızlardan? Siz yoktunuz, ben de onlara sizin hesabınıza ağır deyiverdim. Ne var bunda? Şuraya bak abi, meyhaneye çevirmişler burasını. Hadi hadi, yallah evimize! Hadi! Aa şuna bak, beni neredeyse kovacak bizi! Hadi, yallah dedik! Hadi, yallah! Yallah! Hadi fazla gezin istemez. Hadi bakalım. Aşk olsun sana bey baba ya. Hayatımda sizin kadar kaba insanlar görmedim. Bey baba, dün gece senin hesabına kavga ettik. Sonra seni sevdik, eve aldık. Ama işin tadını kaçırmaya başladın. Yani sizi rahatsız ediyorum, onu demek istiyorsunuz değil mi? Artık orasını sen takdir et. Haklısınız. Başınıza dert oldum. Ne mecburiyetiniz var, benim gibi ne yaptığını bilmez bir ihtiyarla uğraşmaya? Yok, mesele o değil ama... Öyle, öyle. Böyle kızlarla eğlenmeye kalkıyorum. Dün gece yaptıklarım için özür dilerim. Eyvallah. Bey baba, dur, nereye gidiyorsun? Babacığım, ya bak izah edeyim sana. Bak dinle bir dakika. Nasıl olsun. Memlekete yazarım, dönüş parası gönderirler. Paran gelinceye kadar ne yapacaksın peki? Baş verin, bir çaresine bakarım elbet. Hadi eyvallah. Bey baba! Ne var? Gitme ne olur. Dur gitme bey baba, ha, gitme. Yol parası gelinceye kadar burada kalabilirsin. Yok, size yük olmak güzel. Hadi ne ederiz? Ne olur, meyhane arkadaşım. Allah ne verdiyse. Bozulmaya başladım ha. Hadi yavrum. Olma! Bey baba dedik bir defa. Bak bozuluyorum ha. Çıkar bakayım şekerini. Çıkar şu ceketini. Hadi bakayım. Ben atletim atlete. Gel bak içeri bir öpeyim. Sana da. Şöyle. Baktım bey babacığım benim. Hadi üfleyelim. Hadi. Gelini gelini götürdün gelini. Sana damadım o ince benini. Bak şimdi diyorum. Sana damadım o ince benini. Saramadım da oyunca ben... Yeter be! Yahu ben sizin bu kadar dertli olduğunuzu bilmiyordum. Bizim için bir tek kurtuluş yolu var. Her şey o para babasına, o ayıya bağlı. Herifi bir kafeslesek işi hallettik demek ama... Hele şunu bir anlatın bakalım, kim bu herif? Belki faydam dokunur. Boşver, senin aklın ermez be baba. Ot kafalı öküzün biri o. Ama eşek yüküyle parası var. Vay eşol eşek vay. Ya hayvan ol. O kadar çalıştık, uğraştık, ayya yaptığımız işi beğendiremedik. İyi mi? Zaten
bir herif güzel bir kadından hoşlanmadı mı? Ona hayvan oğlu hayvan der. Yediz etti. İşte bey baba, o ayı yüzünden sevdiğimiz kızlarla evlenemiyoruz ya. Çok mu seviyorsunuz kızlar? Ne diyorsun bebe baba? Allah'ımı inkar edin ki şuram yanıyor. Sen anlamazsın bunu. Asıl anlamam. Benim de şuramı yakan bir ateş var. Ah şıngırdak, ah! Allah Allah. Ben gidiyorum. Nereye? Gidip şıngırdağı göreceğim. Gene mi o bara gideceksin? Geçen sefer canımızı zor kurtardık be. Olsun. Şurama ateşi düştü bir kere, gelmezseniz ya ben giderim. Dur be bey baba, dur be! Ne yapıyorsun, çıldırdın mı sen? Bu sefer cenazemi sıkacak. Kes bin hızımı! Bey baba, arkandan can kurtaranı yolluyorum. Erkek olan peşimden gelir. Yoo, benim dayak yemeye niyetim yok. Geçen sefer gözüm işçirdi. Amma cıvıttın ya! Sen gidersin mesire, sonra işin gidersen git be, cehennemin dibine kadar yolun var. Şuna bak ya, şuna. Vallahi oturduk şurada, ne güzel içiyorduk. Sofranın içine oturduk. Gidersin gidip buradaki rakı da oradaki değil mi sen? Hadi canım, sen de boşver, içelim biz. Şerefe! Gelini 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 gelini. Saramadım o incecik benini. Saramadım o ince benini. Ya biz bu adamı bırakmakla iyi etmedik. Parası da yok. Şimdi gene başı belaya girecek. Kalk, giriyoruz. Abi be, bir kavga daha çıkarsa bizi kurtaracak birisi lazım. Hadi yürü! Oo, bakın hele kimler gelmiş! Oturun, oturun! Bey baba, biz oturmaya gelmedik buraya. Oturun be! Bizim delikanlılara iki hanım bulmak lazım. Tabii yandan buluruz. Ne söyleyeyim sana? Yalı gazı gibi dikilmeyin. Alın biraz buraya. Bırak ulan kolumu! Bu tren sizin istasyonda durmaz. Neden? Onların verdiği para da bizimki çakıl taşı mı? Ulan sizin her tarafınız para olsa ne yazar? Bağırma sonra bu! Susun lan! Sana ne oluyor lan keriz? Eşşi ol eşşi! Eşeği mi dedin zımık? Nereye? Hadi! Şıngırdak Melahat'ın kefaletiyle serbestsiniz. Hele sen, hele sen! Yaşından başından utan! Bak komiser bey, sus! Aslında... Sus! Komiser bey, sus oğlum. Dedim! Siz eve gidin, ben biraz içecek bir şeyler alacağım. Hadi. Oldu be. Aman geç kalma, erken gel. Ne arıyorsunuz burada? Artık evde kalamayız. Halam bizi odaya kilitledi. Nasıl kaçtınız peki? Her zamanki gibi pencereden. Niye? Halam babama her şeyi anlatacakmış, yemin etti. Ha. Biz de burada kalmaya karar verdik. Ha? Ya öyle. Sevinmediniz mi yoksa? Sevinmez olur muyuz hiç? Verin onları. Siz hiçbir şeye el sürmeyeceksiniz. Artık her işi biz yapacağız. Mutfak nerede? Yatak odasının yanında. Orada. Yalla. Ben geldim. Nereye bak bey baba, neler almış. kumar parası bu oğlum. Ne kadar çabuk harcarsan, o kadar iyidir. Yahu bana bir hal oldu. Ben o halde kaşınıyorum. Nezarethanede yalnız para değil, bitti aldık galiba. Ya çocuklar, ben yıkanacağım. Nerede banyo? Ha, yıkan yıkan, sıcak su da var şu tarafta. Ha, iyi. Hadi hanım, şunları bir hazırlayıverelim bakalım. Biri mi geldi? Kimle konuşuyordunuz? Bizim bey baba geldi. Bey baba, bey baba. O ihtiyar hala burada mı? Aa, çok tatlıdır bizim bey baba. Şimdi görünce bayılacaksınız. Banyo yapıyor içeride. Ey, züflenme be! Oy dingala, dingalak!
öbür de koydum mangala. Hadi yemek hazır. Bey babayı çağırın. Ben çağırırım. Ay dingala dingala. Hey bey baba, sofra hazır. Geliyorum, geliyorum. Ah, ergeleler eve kız almışlar gene. Aha, şu çatı katı. Gözümle gördüm. Ay Allah, sırası bu ben. Nerede bakayım onlar? Hala geliyorlar kadar. Aa! Aa! Allah Allah, bir rahat yıkanamayacağım mı be? Ne oluyor be, bu gürültüler ne? Sorma Hacı Baba, biraz evvel bizim kızlar buradaydı. Neredeler şimdi? Bir cadoloz geldi, kızları alıp gitti. Oh olsun! Öyle kızlara cadoloz karı az bile. Ya bey baba bak ha! İleri gittin ama! Lan her gele bekar evinde namuslu genç kızın işine! Ha işine! Ne günlere kaldık ya Rabbi! Bunun hesabını soracağım sizden! Babanız gelsin teker teker hepsini anlatacağım! Çıkın bakalım! Ah be, şu para babası ayıyı bulup kafesleseydik, bunlar başımıza gelir miydi? Üzülmeyin, o inek herifi ben bulacağım size. Tarif etsene bana şu ayıyı. Adı ne, neyin nesi, ne iş yapar bu herif? Nereden tanıyacaksın bey baba? Kapı çalınıyor. Duyduk, duyduk. Gidip açsana. Hamsiyi de koydum ta 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 havaya. Ulan ben hayatımda sizin kadar dalaverici herifler görmedim. Ne oldu Tarık Beyciğim, niye kızınız böyle? Bir de soruyorsun bak! Hani Hacı Saffet Bey'i bulmuşsunuz? Hani anlaşmayı imzalamak için bizi bekliyordu, ne bakın oldu? Bakın izah edeyim. Bütün bunlar 500 papeli çarpmak için değil mi? Namusun dalaverici! Tarık Bey'i, Tarık Bey'i yok! Ya abi dinle, Hacı Saffet Bey'i bulduk. Daha doğrusu kendisini değil de izini bulduk. Sen bu işi olmuş bil abicim. Alay mı ediyorsunuz benimle be? Hacı Saffet Bey sizin gibi serserilere selam bile vermez. Hacı Saffet Bey! Hacı Saffet Bey mi? Hacı Saffet! Ya! Hacı Saffet! İnek! Para babası bir ayı. Fakat efendim, biz bilmiyorduk ki. Kızlar, eğer bilseydik efendim, ya. İşte o kafese koymaya çalıştığınız ayı karşınızda duruyor. Aman efendim, estağfurullah. Kızlar, yazıhanene gelen bir müşteriye çay kahve falan ikram etmek hiç aklına gelmez mi senin? Derhal söyleyeyim efendim, derhal. Bana bir orta kahve. Ha dur. Siz ne içersiniz? ben de bir kahve içeyim. Ben de rica ederim. 3 tane orta kahve. Benimki şekerli olsun kardeşim. Şekerli. Ulan itler! Sabah akşam günde 7 öğün sülaleme sövdünüz. Ama gene de size kızmak elimden gelmiyor. Sahi mi? Yani, affettiniz mi bizi? Ha? Sevdim ulan sizi, sevdim! Hem de çok sevdim! Yürekli, civan mert, sağlam çocuklarsınız! yani, anlaşmayı imzalayacak mısınız? Patlama ulan! Patronunuz olacak şu zibidi yatsın kalksın da dua etsin! Bu anlaşmayı sizin hatırınız için imzalayacağım! Size nasıl teşekkür edeceğimizi bilemiyoruz beyefendi. Bilemiyoruz beyefendi. Beyefendi değil lan! Hı? Bey baba! Bana gene eskisi gibi bey baba diyeceksiniz. Tamam mı? Yaşa bey baba! Sağ ol baba bey. Ah şöyle!
Bana öyle iyi davrandınız, öyle yakınlık gösterdiniz ki hayatımda sizinle geçirdiğim birkaç gün kadar mesut olmadım. Teveccühünüz beyefendi. Bey baba lan! Bey baba! Bunun altında kalacak adam değilim ben. Sizi kendi şirketime alıyorum. Sahip? Bak, bizi boşuna ümitlendirme. Senelik kardan da %5 vereceğim ulan. Senelik karınız ne kadar da acaba? 48 ile 50 milyon arası. Abi, ben fena olmaya başladım. Kendine gel lan. Doğru, dahası var. Dahası da mı var? En can alıcı noktaya geldik. Benim iki tane de yetişkin kızım var. Ulan onları da size verdim be! Ne? Sık olsun abi. Abi be, ha. 50 milyonun %5'i ne eder? 2,5 milyon eder herhalde. Yani adam başına ayda ne düşer? Ne bileyim ben ya, muhasebeci miyim? Abi be, ayda 80-90 milyon eder be abi. Ederse eder, ne yapalım yani? Sevdiğimiz kızlardan vaz mı geçelim? Yok canım, olur mu öyle şey? 2-3 milyon için yapar mıyız hiç? Para neymiş abicim? Olmaz değil mi o? Yapmayız olmaz! Yapmayız olmaz! Ama gene de bir düşünelim. Olmaz! Ulan benim gibi adama yapılır mı bu be? Kızlarım İstanbul'da namuslarıyla tahsil ediyorlar sanırken... ...burada neler oluyormuş da haberimiz yok! Bir de cevap vermeye kalkıyor. Ulan ne işiniz vardı o itlerin evinde ha? Ne işiniz vardı? Sofra kurarlarken yakaladım. Sofra kurmuncaya kadar aklın neredeydi? Tamam abi! Az! Bende de iş yok. Ha? Ulan bu ne etek bu be? Mini baba. Ulan dünyanın parasını gönderdik. 2 metre daha alamadın mı? Böyle kıçın başın meydanda geziyorsun. Moda baba! Hani başörtülü çarşaflı dolaşıyordu bunlar? Abi! Şimdi başlarım abinden o! Ama baba! Ulan bana bakın! Bu rezaleti hiç kimse duymayacak! Eğer damatların kulağına giderse sizi katiyen almazlar! Damatların mı? Evet! Damatlarım! Hangi damatların? Sizi evlendiriyorum! 2 tane pırlanta gibi delikanlı buldum! Ama baba! Ne demek ulan ama baba! Ne demek ulan? Ama abicim, biz daha evlenmeyi düşünmüyoruz ki. Size soran kim be? Ben evleneceksiniz dedimse, evleneceksiniz. Bitti. Şimdi doğru odanıza. O odadan çıktığınızı duyarsam, ayaklarınızı kırarım. Hadi baş var. Hadi sen de. Hı? 80... 85. 50 milyon %5'i, 2,5 milyon yarısı 1 milyon 250 bin düş vergisini falan 1 milyon. Yani ayda adam başına 80 bin. Peşin falan 90. 95. Bir de vergiyi yengen edersek 100, 120. Ahu, 100, 120... Bırak şu hesabı be, sinirim bozuluyor. Şeker abicim, diyorum ki yani şey... ...Bey babayı hani şey... Ne? Evet mi desek? Yo. Yani evet der gibi yapsak da sonra kızları boşarız ha. Ne söylüyorsun sen be? Yo, yani kaça geliyor. Vazgeçmek yok. Yani... Kapıya bak, kapıya! Bir düşün istersen, ha? Ayıp, ayıp be! 90-95 vergi düşersek... Kahvolduk! Ne var sevgilim, kötü bir şey mi oldu yani? Ne çabuk haber aldılar abi. Aa, vallahi billahi reddedecektik. Ölünü öpeyim ki reddedecektik. Nimete, kör bakayım. Reddedecektik ya. Bak, öptüm işte.
Ne olur bana inan, seni çok seviyorum. Ama korkarım ki evlenemeyeceğim. Neden? Babam her şeyi öğrendi, bizi evlendiriyor. Ne? Kiminle? Bilmiyorum. Yüzlerini bile görmediğimiz iki adamla. Hayır. Hayır, bunu yapamaz. Bunu yapamaz. Yapar. Babamı tanımazsınız. Bir çare. Mutlaka bir çare bulmamız lazım. Bu işin çaresi yok. Bak, bir çaresi var. Bizi kaçıracaksınız. Ne? Kaçıracak mıyız? Nasıl? Nereye? Nereye olursa olsun. Bu kolay iş değil. Seven erkek her şeyi yapar. Tabii, tabii yapar ama gene de düşünmek lazım. Düşünecek vakit yok. Yani hemen mi? Evet, hemen. Bu gece saat 10'da. Ben bir şeye evet dedim mi, o iş olmuş bitmiş demektir. İşte o kadar. Aa, tabii babacığım. Nişanı nikahı bir arada yapacağız. Bu iş bir an evvel bitecek, işte o kadar. Siz bilirsiniz babacığım. Tabii ben bilirim. Tabii. Aa, oğlanları pek beğendim. İkisi de pırlanta gibi. Yalı kazığı gibi dikilme, otursana şuraya. Siz beğendiğinize göre herhalde öyledir babacığım. Öyledir tabii. Aferin. Kız kısmı baba sözü dinlemeli. Dinlemeli tabii. Bencil köpeğim, hav hav hav, sana mama vereyim. Oğlanların paraları yok. Yok ama mühimdi. Onlara sermaye verip işime ortak edeceğim ya. Ya, iyi olur babacığım. İkisi de ateş gibi, kısa zamanda zengin olurlar. Ne işaretleşip duruyorsunuz lan? Biz mi? Hiç. Bu köpek ne havlayıp duruyor be? Birisi mi var dışarıda? Aa, yok, kim olacak babacığım? Küçücük köpek bu, hav hav hav. Bize müsaade etseniz de çıkıp yatsak. Bu kadar erken mi? Ah, öyle uykum var ki. Ah, öyle yorgunum ki turşu gibiyim. Hadi çıkın yatın bakalım. Seni adam sanıp kızlara emanet et. Emanet etinde ne oldu? Bir şey mi var yani? Bir cahillik etmeye kalktılar, hemen yakaladım. Nerede yakaladın ulan? Eğer vaktinde yetişmeseydi... Hadi, hadi söyletme beni! Ama abi... Dur lan! Allah'tan işe zamanında el koydum da... tehlikeyi önledim. Kız evlada daima ters davranacaksın. Bak, bağırdım, çağırdım ama fena mı oldu? İşte bak, kuzu kuzu odalarında oturuyorlar. Ne diyorsunuz? Buyur abiciğim. Tamam. Uf, başını yukarı çek. Nankör köpek. Kemik de getirdik. Şerbet iç bari. Hayır, istemem. Kuş lan, halaya çektik be. Şeker de almaz mısın? Ulan istemez be. Allah Allah. Köpeğim, hav hav hav, sana mama vereyim, hav hav hav! Meyve buyur bari. Git işine be! Ay çenen kısmıyor. Ulan bu evde yiyecek bir şey yok mu be? Ah! 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 Abicim, ayy! Hoş be, hoş! Bu köpek de beni bir türlü sevmedi. Babam aşağıda bir duyarsa dördümüzü de öldürür. Babam bile beni bu köpek kadar korkutamaz. Neden ağlıyor bu köpek be? Ay, ne bileyim, köpek bu. Nasıl bilmezsin ulan? Ne bileyim abicim? Başlatma şimdi abinden. Bırak!
Bırakın şimdi sevişmeyi. Şu valizleri pencereden indirmeye bakalım. Hadi çabuk durma sen de. Ay. Ne oluyor yukarıda? Ne bileyim abi. Ay. Nasıl bilmezsin be? Ay bir şey yok canım. Aman ne beceriksiz şeysin sen de Allah. Siz ne yapıyorsunuz orada? Durun ya. Ne oluyor be? He? Güreşiyorlar mı bunlar? Ne bileyim abi. Sen bir şey bilmez misin be? Bu evde garip şeyler oluyor, ne bileyim abim. Hay Allah kahretsin ya. Benim. Yavaş olun ama dikkat etsiniz ya. Eyvah babam geliyor. Ne? Neymiş hareket? Yandık. Nereye saklanacağız? Allah sizin dışarıda köpek var. Parçalar şey. Ne suratına? Dur, İsmet ya başım bile girmez buraya. Buraya yer yok, yer yok, gelin. Gelin burası. Dur. Aa, merhaba babacığım. Nasılsınız? İyisiniz ya inşallah. Laf mı şimdi bu? Ne oluyor o gürültüler nedir? Hangi gürültüler babacığım? Hangi gürültüler babacığım? Babacım, babacım nereye gidiyorsunuz? Odada bir şey yok ki. Bakma! Emriniz mi var babacığım? Neydi o deminki gürültüler? Hangi gürültüler babacığım? Ben gürültü falan duymadım. Ulan bana gayetten sesler mi geliyor? Aklımı kaçırmadım ya ben! Demin ben şu sehpaya çarpıp devirmiştim. Belki de onun sesini duydunuz. Sehpa devrilmesine benzemiyordu be! Siz delirmişsiniz ulan! Ah, çok yaşa kardeşim. Sen de gör kardeşim. Sıkan boğuluyordum az daha. Of. Ya ben, gittim de geldim. İçerisi gaz odası gibi naftalin kokuyor. Tamam. Çıkın buradan. Bak bir daha gelirse mahvolur. Pencereden. Hadi kalk. Allah'ım. Babacık ya, babacık! Hoş geldin babacığım! Ne yapıyorsunuz pencerenin önünde? Hiç! Hava alıyor ya! Da. Hava çok sıcak da acıyor. Ulan hem nezleden geberiyorsunuz, hem de açık pencere önünde duruyorsunuz. Ya, haklısınız işte! Akıl edemedik işte, cahillik işte! Kapatın o pencereyi! Olmaz! Neden olmazmış? Olmaz olur mu? Olmaz tabii! Kalk! Çekilin bakayım oradan! Hırsız var! Hırsız var! Hırsız var bahçede! Sabret, birkaç tane daha kaldı. Siz bakmayın ulan! Sen de bakma ulan! Öldüm! Öldüm! Beter ol, beter ol! Bakma sen ulan! Siz de bakmayın! Baksınlar parayla mı? Öleceğim aklıma gelirdi de kızların penceresinde bu hergeleleri yakalayacağım aklıma gelmezdi. Haklısınız efendim. Bizim de aklımıza gelmezdi. Yandım Allah, yandım, yandım, yandım. Bakmasanız ulan! Koyarım gözlerinizi! Müsait ol itler vay! Demek kızları kaçıracaktınız ha? Yok be bey baba, bizimki kaçırmak değil de... Kaçırmak değil de peki ne olan? Aşırmak...
Bunları boşuna tartışıyoruz. Boş yere kalp kırmayalım canım. Vaziyet düzeldi, aydınlandı her kim şey. Kim demiş işte, vaziyet düzeldi, düzeldi diye. Düzeldi tabii babacığım. Bakmasana ulan! Bakmasanıza ulan! Nasıl kızları bize vermeyecek miydiniz? Zor veririm size kızları ben. Yani bey babacığım, şimdi bizi evlendirmeyecek misiniz? Hayır, vermeyeceğim. Sen basmasana ulan! Ama abi! Başlatırsın şimdi abine daha! Ama babacığım! Ama babacığım! Sus lan! Ben namusumla oynayan itlere kız vermem! Ama efendim biz nereden bilelim yani? Kapa lan kendini! Babacığım biz nereden bilelim? Ulan dua edin ki silah bu salağın elindeydi. Eğer çifte bende olsaydı ikinizi de olduğunuz yere mıhlamıştım. Bakın bir şey diyeceksin. Defol be! Ama defolun hadi! Defolun sen. Dedim! Atmasana ulan! Kimin Alban'dan allanmış bekare beygiri gibi ne sekiyorsun? Yürüsene! Ah size kızlar! Ah size! Vay canına! Hacı kızları alıp gitti ha? Aldı gitti ya! Dur be! Hemen öyle gevşemeyin! Her işin bir çaresi bulunur! Bu işin bir çaresi yok! Hem de çok kolay bir çaresi var! O kart horozu imana getirmesini bilirim ben! Sahi mi abla? Nasıl? İşte! Bunlarla! Ne olacak bunlarla? Aa bak bak! Bak görüyor musun? Gördün mü bak nasıl? O ihtiyarın alacağı olsun! Şuna bak! Yememedi! O ihtiyar zamparayı 10 senedir tanırım! Dünyada bir tek kişiden korkar, karısı Hacı Anne! Bu resimleri Hacı Anne'nin görmesi, hacının sonu olur. Hadi çocuklar hazırlanın, yarın Adana'ya, tamam mı? Yeseniz olun! Merhaba Hacı Saffet Bey, afiyet olsun. Bunlar da kim? Bir emriniz mi var? Ay deli etme beni hacı! Kim bunlar diyorum sana? Heh! Bunlar kim? Ne bileyim? Daha önce hiç tanışmadık. Değil mi hanımefendi? Öyle sayılır şimdilik. Yemek vakti rahatsız ettik sizi. Estağfurullah efendim. Hayırlı bir iş için geldik. Hayırlı bir iş mi? Neymiş o hayırlı iş hacı bey? Yemeğinizi bitirin, kahveleri içerken görüşürüz, değil mi hacı efendi? Emredersiniz hanımefendi. Efendim, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızlarınızı, yeğenlerimi istiyorum. Ay hiç böyle şey görmedim. Tanımadan, bilmeden... Hacı Saffet Bey yeğenlerimi tanır efendim. Öyle mi hacı bey? Hayır, yani evet. Ama gene de düşünmem lazım. Sizin yerinizde olsam... ...fazla düşünmezdim. Kapat, kapat! Ya, öyle mi? Hanımefendiyle bir görüşsek mi acaba? Ne olur hayır demeyin hacı bey. Gülşen'i deli gibi seviyorum. Ben de ahuyum. Bizi ayırmayın babayız. Hadi, hadi! Kızım ne oluyor? Bana da anlatsanıza! Ne olur hacı baba! Verdin değil mi? Ha. Hadi ver de kurtul! Hadi hacı bey, karar verin! Evet mi, hayır mı? Kapat! Kapat! Hanım! Ben düşündüm, taşındım... Bu gençlere... ...kızları... ...vermeye karar verdim. Kim bu gençler hacı bey? Onlar benim... ...başımın... ...tatlı belaları. Öpün lan babanızın elini! Bak senden razı olsun! Efendim hacı anne! Efendim hacı anne! Al babacığım! Al babacığım!
Sevgilim! Yaşadık kovuyum! Allah Allah, oldu! Merican!